Bundan meşgul oluyorlar. İşte bulunduğumuz tarihi nokta Türkiye'nin maddeten işgal edilmek suretiyle ortadan kaldırılması, Büyük İsrail'in kurulması ve böylece Türkiye'nin yok edilmesine ait planın uygulanmasıdır. Bu planın ortadan kaldırılması mecburiyeti var milletçe. Bütün tarihimiz boyunca olduğu gibi. Çanakkale Harbi'ne benzetmemizin sebebi nedir? Aynı güçler 19. Haçlı Sefer'de Çanakkale'ye geldiler. Bildiğiniz gibi 400 parça gemiyle 600 bin asker getirdiler. Kimi Hindu, kimi Yamyam. Ama bu aziz millet 15 yaşındaki yavrularını dahi sipere sürdü. Seyit Çavuş'un imanıyla onları kapıdan kovdu 92 sene önce. Şimdi bunlar bacadan içeriye girmek istiyorlar. Allah muhafaza buyursun. 22 Temmuz'da şayet AKP kazanır, bu planlarını uygulamaya koyacak olurlarsa Çanakkale zaferinin ne kıymeti kalır? Gelip ne yapacaklardı? İstanbul'u alıp Büyük İsrail'i kurup dünya hükümeti tesis edeceklerdi. O zaman ecdadımız buna müsaade etmedi. Ama şimdi 92 sene sonra geldi, bacadan girdi. Aynı şeyi gerçekleştirdiyse vaktiyle bunları kovmuş olmanızın ne kıymeti kalır? Hatta şimdi anlattıklarınızdan sonra düşünüyorum da daha tehlikeli bir tablo var. Hiç o zaman düşman belli. Milletimiz birlik içinde düşmana karşı. Dolayısıyla ciddi bir mücadele verilebiliyor. Şu anda düşman içeride önümüze ne olduğu belli bereket değil. Hayır, asıl mesele şu. Şu anda milletimiz bu ırkçı emperyalizmin medyasıyla narkozlanmış. Narkozlanıyor, evet. Ben niye bir sözlerime bu fırsattan dolayı şükrediyorum? Hiç ise milletimize gerçekleri söylemek fırsatımız oluyor. Önce milletimizin bu gerçeği kavraması lazım. Bu seçim meçim değil. Var mı olacaksın, yok mu olacaksın? Evet. Bu futbol takımı tutarmış gibi sen Fenerlisin, ben Galatasaraylıyım, sen AKP'lisin, ben Saadet Partiliyim meselesi değil. Bu var olmak, yok olmak meselesi. Bu Çanakkale Harbi'nden daha mühim. Bulunduğumuz nokta böyle bir noktadır. Şimdi bu noktada seçim sandığına gidiyoruz, karar vereceğiz. Biz yeniden Büyük Türkiye'yi kuracağız. Yeni bir dünya kuracağız. Ecdadımızın yolunda yürüyeceğiz. Tıpkı İstiklal Harbi'ne karar verdiğimiz gibi. Nasıl ya istiklal ya ölüm dedik. Ne Amerikan mandası ne İngiliz mandası kabul etmedik. Şimdi aynı şekilde yeniden Büyük Türkiye'yi kurmak üzere karar vereceğiz. Allah bize yardım edecek ve bunu gerçekleştireceğiz. Onun için alternatif budur. Gider de sen bu işbirlikçi partilere oy verirsen o takdirde bu plan uygulanır. Milli görüşü temsil eden Saadet Partisi'ne oy verirsen yeniden dünyanın efendisi olursun ve bütün insanlığın saadetine vesile olursun. Böyle bir var olmak yok olmak noktası, böyle bir tarihi dönüm noktasına gelmişiz ve seçim dediğimiz şey işte budur. Buna karar vermektir. Elbette böyle bir karar çok mühim bir karardır. Bir ülkenin kalkınmasının az veya çok olması meselesi değil bu. Var olmak veya yok olmak meselesi. Önce gerçeği kavramamız lazım. Ve milletimize de bu gerçekleri anlatmamız lazım ki bugüne kadar tarihimiz boyunca yaptığımız gibi gene Milli Görüş etrafına toplanarak hem ülkemizi yok olmaktan hem de bütün insanlığı bugünkü savaşlardan, terörden, gözyaşından, ızdıraptan kurtarmak için yeni bir dünyanın kurulması adımını atmak için önümüze işte bir fırsat gelmiştir. Bunun için biz oyumuzu Saadet Partisi'ne vereceğiz ki yok olmayı istemiyoruz, yeni bir dünya istiyoruz, saadet dünyası istiyoruz, ölüm dünyası istemiyoruz diyelim. Bu sebepten dolayı bu seçim, bundan önceki seçimlerde henüz ırkçı emperyalizm bütün hazırlıklarını bu noktaya getirmiş olmadığı için fırsat vardı, vakit vardı, nefes almaya zaman vardı. Onun için bu seçimle mukayese edilmez, bu seçimde şimdi kapıda bekliyor. 22 Temmuz'da sen burada hata yaparsan Allah muhafaza buyursun. Orada Hizbullah'a ateş başlayacak ve bütün mekanizma yürütülmeye çalışılacak. Her şey hazırlanmış bekleniyor. Tarihimiz boyunca biz bu duruma ilk defa düşmedik. Böyle durumlara düşmüşüzdür. Ama aziz ecdadımız bu durumların hepsinde milli görüşe sarılmıştır. Allah'a sığınmıştır ve yeryüzünde hakka adalet tesis etmiştir. Adil bir dünya kurmuştur. Her seferinde insanlığın saadetini temin etmiştir. Bizim Selçuklular Haçlı seferlerini
efendim Avrupa'dan sürüler haline geliyorlar, tarlalarımızı alacaklar diye yapmadılar. Evet. Yani niçin yaptılar? Bunlar gelecek. Bu mukaddes toprakları alacaklar. Bu toprakların üzerinde büyük İsrail'i kuracaklar. Bütün dünyayı Filistin gibi kan gölü haline çevirecekler. Bütün insanlığın saadeti bakımından bizim buna müsaade etmememiz gerekir. İnancı, şuuru, bilgisine sahip oldukları için bu kılıç aslanlar, bu Alaaddin Keykubatlar bütün vahşi sürülerini geri püskürtmüşlerdir, bu Selahaddin Eyyubiler. Geri püskürtmüşlerdir, yeryüzünde hakkı, adaleti tesis etmişlerdir. Şimdi bu vazife bizim neslimize düşüyor. Ve bu neslimize de işe başlama işi 22 Temmuz'da düşüyor. 22 Temmuz'da hata yapmamak için de bugünden bütün milletimize bir ay müddetle bu gerçekleri anlatmamız lazım. Ondan dolayıdır ki biz şimdi manevi kurtuluş savaşını başlatıyoruz. Başlattık. İçindeyiz. Bir ay geceli gündüz memleketin bütün inanan evlatlarıyla beraber çalışacağız. Milletimize gerçekleri anlatacağız. Milletimiz yanılmayacak. Ecdadının, inancının, kimliğinin gereğini yerine getirecek. Milli görüşe sarılacak. Saadet Partisi iktidara getirecek. Ve böylece yeni bir dünya kurulacak. Yeniden büyük Türkiye kuracağız. Yok olmayacağız. Dünyanın efendisi olacağız. Hocam, affedersiniz. Bu ki anlattığınız manzaradan hakikaten 22 Temmuz bir milli kurtuluş harekatı manasını ciddi şekilde kazanıyor. Allah razı olsun. Sizler bunu işaret ediyorsunuz ve hakikaten gece gündüz durmadan çalışıp insanlara bir şeylere aktarmaya çalışıyorsunuz. Fakat görünüşte Türkiye'de bir sürü parti var. 50 küsür tane parti var zannediyorum. Bunun bir bölümü seçime giriyor. Ve şu anda bakıyoruz hiçbirisinin seçime giderken söylediği sözler arasında bu türden vehamet kesmeden hiçbir şey yok. Sıradan basit şeyler gösteriyorlar. Evet. Nedir hocam? Tümüyle mi uyuşturulduk? Tümüyle mi uyuşturulduk yoksa bir şeylerin farkındalar da dile getirirlerse ayaklarının altından bir şeyler çekilir diye mi korkuyorlar acaba? Bu uyuşturulmayla ilgili efendim müsaade ederseniz benim de... Narkozlanma. Narkozlanma evet. Evet. Siz çok güzel ifade ediyorsunuz onu. Şimdi bu narkozda kullanılan manipülasyonlardan bir tanesi de ılımlı İslam. Kloroform. Evet. Diyorlar ki efendim işte evet. ılımlı İslam bu, evet. bu daha iyi filan. Şimdi oysa Amerika'nın ve İsrail'in Orta Doğu'daki sizin az önce ifade ettiğiniz kirli projelerinin taşeronu olur mu bir ortalama bırakın şeyi ortalama bir Müslüman? Yani bu ılımlı İslam galiba herhalde bağımlı İslam anlamında kullanılıyor. Tarih bilgisi lazım. Çok kıymetli bir bilgidir. Evet. 1897'de Dünya Siyonizmi Basel Konferansı'nı yaptı. Bunu bilmemiz lazım. Hı hı. Burada 3 tane karar alındı. Bu kararlardan birincisi neydi? Sultanahmet tahtına binilecek. 1897'den bahsediyorum. Hı hı. İkincisi Osmanlı ortadan kaldırılacak. Üçüncüsü 100 senede İslam dini ortadan kaldırılacak. Hı. İslam dini Allah'ın muhafazası altındadır. Hiçbirisinin gücü yetmez. Ben onların planından bahsediyorum. Evet. Şimdi onlar İslam dinini kaldırmak için ne yapıyorlar? İslam dinini bir tamamen yasaklamak suretiyle kaldırmak var. Bir de değiştirerek kaldırmak var. İşte ılımlı İslam ve Euro İslam diye bir takım uydurmasyon şeylerin hepsi İslam'ın asıl canını, ruhunu, şuurunu ortadan kaldırmak için oynanan Siyonist oyunlardır. İslam dini bütün insanlığın saadeti için Allah'ın gönderdiği tek hak dindir. Bugün İsa Aleyhisselam da İslam peygamberidir, Musa Aleyhisselam da İslam peygamberidir. Onların elindeki İncil bir hürafedir. Pavlos'un anlatımlarından ibarettir. Yahudilerin ellerindeki Tevrat ise demin söylediğimiz gibi Kabala'nın bir değişimidir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'la o dinlerin bir irtibatı yoktur. Onlar hürafedir. Kur'an Allah kelamıdır. Biz onu alıp kalbimize sardığımız zaman Cenab-ı Allah'la irtibatımız var. Din budur. Allah'a bağlanmaktır. Allah muhafaza ediyor Kur'an-ı Kerim'i her kelimesiyle. Ne yaparlarsa hiçbir şey yapacak değiller. Fakat onlar kendi planlarını yaparken bunu böyle kabul etmiyor. Biz bunu değiştirebiliriz diyor. Ellerinden geleni yapıyor. Ona göre Kur'an-ı Kerim bastırıyor. Diyalog diyor. Dinler bahçesi diyor. Akla hale getirmedik. Her türlü yola başvuruyor.
kendine göre Kur'an-ı Kerim bastırıyor, tefsirleri değiştiriyor. Neyi değiştiriyor onun içerisinde? Asıl şuuru. İslam şuuru nedir temeli? Bütün insanlığın saadeti için yeryüzünde hakkı adaleti hakim kılmaktır. Bütün insanlığın saadeti için. Müslümanlığın temeli Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor kitabımız. Rahman ve Rahim. Merhamet, sevgi.